Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz sayılar. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk söyleyeceğimiz şey rakamdan başlayacağız arkadaşım. Rakamlar doğal sayılar, sayma sayısı diye gideceğiz. Bugünkü videomuz normalde okullarda bu kadar ayrıntılı görmeyeceksin. Bunların çoğunu göreceksin ama ne olacak biliyor musun? Bazı formüllerin üzerinde ben bugün çok duracağım. Neden? Bunlar sana çok lazım olacak. Bazı ufak tefek tiyolar vereceğim. Onlar da sana ileride ve bu ünitede çok lazım olacak. O yüzden kıymetimi bir iyi dinle arkadaşım videoyu hemen başladım. Rakamlar ne demek arkadaşım? Sayıları oluşturan her bir ifadeye rakam denir. Rakamları biliyorsun sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5 en son kaça kadar gidiyor? 9'a kadar gidiyor. İşte ben bunlara rakam diyorum. Peki doğal sayılar neydi? Doğal adı üzerinde natural yani doğada bulunan doğada ne bulunur? 3 tane elma bulunur. 4 tane ne bileyim armut ağacı bulunur. Hiçbir tane yani sıfır tane kiraz ağacı vardır. Ama eksi 5 tane araba der misin demezsin. O yüzden doğal sayılar doğadaki sayılar sıfırla başlar artı sonsuza kadar gider ve tam tam giderler. Peki doğal sayılar biraz önce ne dedim ben? artistik yaptım. Natural dedim. O zaman doğal sayıların simgesi nedir? Nedir? İşte evet nedir? Ondan sonracıma ondan sonraki doğal sayılardan sonra sayma sayıları sayma sayılarında da bak herkese şunu sorun. Say de adam ilk önce bir başlar. Say 1, 2, 3, 4. Saydı öbürküsü 1, 2, 3, 4'ler. Demek ki sayma sayıları da 1 ile başlıyor. Aklımda böyle kalabilir. Sayma sayısı 1 ile başladı. Yine aynı şekilde gitti. Hocam bunda bunun bir sıfır farkı var. Evet sıfır ne pozitiftir ne negatif. O zaman ben bu sayma sayılarına da N artı diyorum. Bazı kitaplar S diyebiliyor. Ama genelde N artı ile gösterilir dedim. Geçtim. Arkadaşım bak şimdi. Burada sorularda şunu unutmayacaksın. Neyi unutmayacaksın? Doğal sayılar elemanı. Neyin elemanı doğal sayılar? Bak A ile B doğal sayıların elemanı. Artık biz şuraya çok dikkat edeceğiz. Bütün sorularda buna dikkat edeceğiz. Ve burada diyor ki eşitliğini sağlayan ikiller nelerdir? Bak şimdi doğal sayılarda işlem yaparken sıfırı unutmayacağız. Doğal sayılarda en kritik sayı kim? Sıfır. O zaman ben ne diyorum? Sıfırla başlasam olur mu? Bak şimdi sıfır koydum. 3 kere sıfır, sıfır. 2B 18 ise o zaman B 9'dur. Sonrasında bak sana taktiklerle, tekniklerle geliyorum arkadaşım. O yüzden bu video önemli dedim. Böyle bir şeydi. Sen hemen ne yapacaksın biliyor musun? Şu kat sayıyla bu, bununla bu. Orantılı gidecek. Sıfırdan sonra buraya ne gelecek? 2. Buraya ne gelecek? Bu artarken... Bu da bu kadar azalacak. Ne oldu? 6. İnanmazsan bana al işlem yap. 3 kere 2, 6. 2 kere 6, 12. 6 artı 12, on 18. On oldu mu? Oldu. Sen bana güven gerisine karışma. Aynen böyle devam ediyorum. Bu 2 arttı mı? Bu 3 azalır. Bak 3 kere 4, 12. 2 kere 3, 6. 12 kere 6, 12 kere değil tabii. 12 artı 6, 18 oldu. Bunu bir iki daha arttırırsam altı. Bunu bir üç azaltırsam sıfır. O zaman eşitsizliği sağlayan kaç tane sıralı ikili varmış? Bak her biri bunların sıralı ikilidir. İlk önce A gelir sonra B gelir. Ve sıralı ikililerde sıra önemlidir. O zaman ne dedim? Tam dört tane oldu dedim. Doğal sayılarda sıfırı unutmayacaksın. Geçtim. Hemen tam sayılar. Tam sayılar nedir arkadaşlar? Tam tam giden sayılar tam 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 gidiyor. Nasıl? Eksi 3. Eksilerden tabii nokta nokta ne demek? Eksi sonsuzlardan geliyor. Geldi 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 geldi. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Arada sıfır var. Dikkat. 1, 2, 3 diye tam 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 gitti. Tam sayılara da ben ne diyorum? Z kümesi Z ile gösterilir. Tam sayılara da Z diyorum. Geçtim. Negatif tam sayılar biraz önce gösterdik. Eksi sonsuzdan 3, 2, 1 diye eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye gelir. Bunlar da negatif tam sayılardır. Biraz önce nasıl sayma sayısına ne artı dediysem o zaman burada da z'nin üstüne negatiflerde z eksi koyuyorum. Sen olayı çakalladın. Pozitiflerde de tabii ki de z artı koydum. O zaman pozitiflerde burada nasıl böyle geliyorsa bu da böyle gidecek. 1, 2, 3, 4 diye 5, 6, 7 sonsuza kadar tek tek tam tam gidecek dedim geçtim. Ne diyorum arkadaşım? Negatif pozitif değil. Kim? Sıfır. Sıfır nedir arkadaşım? Nötrdür. Ne pozitiftir ne negatiftir. Tam sayılar ilgili sorular yaparken neyi unutmayacağız? Tam sayılarda negatiflerde var. Peki bir tane de sana çok tatlı bir kural vereyim. Toplamları biliniyorsa iki sayının toplamı biliniyorsa çarpımın en büyük olması için sayılar birbirine yakın olacak. Sayılar birbirine en yakın olursa çarpımı en büyük olur dedim. Negatifi unutmuyorsun tamlarda. Sıfırda ne negatiftir ne pozitiftir. Biliyorsun bunları. Ondan sonra yüzün gülüyor geçiyorsun arkadaşım. Model soru. Al sana biraz önceki bilgi. Neydi biraz önceki bilgim? X çarpı Y en çok kaçtır? Ne zaman? iki sayının toplamı bilinirken. iki sayı nerede bu arada bir de? Ben sana ne dedim? Buraya dikkat edeceksin. Burada ne diyor? X de Y de tam sayı diyor. O zaman ne diyorum bak? O zaman ne diyorum? Bu iki sayının çarpımı en çok olması için sayılar birbirine en yakın olmalı. Peki 19'u veren en yakın sayılar ne? 10'a 9 ya da 9'a 10. Ne fark eder? İkisi de 90'dır. O zaman bu sayı en çok 90 olur. Al sana model, al sana soru, geçtim. Peki Çift sayılar nelerdir arkadaşlar? Çift sayıları zaten LGS'den de çok iyi biliyoruz. Bu videoyu çok hızlı geçeceğim dediğimi söyledim zaten. Çünkü çoğunu biliyorsunuz. Ayrıntıları kaçırma, öğren. Senin için süper olacak bak inan buna. Devam ediyorum. Çift tam sayılar nelerdir? 2, 4, 6, 8 diye biliyoruz ama tam sayı dediği için neydi? Eksileri unutmayacaktım. Eksilerden geldim. Eksi 8, eksi 6, eksi 4, eksi 2. işte bir kere daha. 0 çifttir arkadaşım. Sıfır çifttir. Ne pozitiftir ne negatiftir ama çift teklerde çifttir. O zaman 2 4 diye giderim. Ben bunlara ne dedim? Çift tam sayılar dedim. Peki tekler? Tekler de ikişer ikişer gidiyor. Bu çiftlerin arasındakiler de tekler. Çift olmayanlar tek. Ne oluyor? Eksi 5, eksi 3, eksi 1, tabi eksi sonsuzdan geliyor. 1, 3, 5 diye gidiyor. Sıfır çift oldu, sıfır çift olduğuna göre burada öyle bir şey olmaz tabii ki de dedim. Peki çiftleri sorularda nasıl görüyorduk? Ben sana mantık konusunu anlatırken söylemiştim. Küme konusunu anlatırken söylemiştim. Çift sayılar nasıldı? 2 en diye gösterilirdi. En eleman tam sayı olacaktı. Peki tekler nasıl gösterilir? tekler genellikle 2n artı 1 olarak gösterecek. N tabii ki de pozitif tam sayı olacak. Pozitif değil, tam sayı olacak. Bazı kaynaklar bunu 2n eksi 1 diye verir. Hiç fark etmez. Bunun anlamı nedir biliyor musun? Çiften bir fazla ya da çiften bir eksik. Çünkü nedir? Bunlar tam tek tam sayıları gösterir. Dikkat, dikkat, dikkat. Tam sayı olmayan sayılar Tek çift belirtmez. Mesela 1 bölü 2 rasyonel sayıdır. Tam sayı değildir. Peki 1 bölü 2 dediğim şey tek midir çift midir? Hocam burada bir var tektir. Hayır arkadaşım. O zaman hocam çifttir. Ne alakası var? Ne olacak? Ne tek ne çift. Teklik çiftlik belirtmez dedim. Geçtim. Arkadaşlar işte bakın. Bunları size okulda belki de söylemeyecektir. Ama bütün her şey matematikte bunların üzerine kurulu pratiklikler yapmak istiyorsan, bazı cinlikler, çakallıklar yapmak istiyorsan bunları iyi bileceksin. Neleri? Çiftle, çiftin toplamı ya da farkı nedir? Çifttir. 2 ile 4 var. 2 4 ona göre yap çifttir. Ama bunları sen pratikten bil. Aklına yaz bunları, beynine kazı ve sonrasında çok rahat et. Tekle tekin toplamı ya da farkı nedir? O da çifttir. Çiftle tekin toplamı ya da farkı nedir? Tektir dedim. Bunları kaçırma sakın. Bunları unutma. Bunları bil arkadaşım. Bilersen böyle ne olur? Güzel suratlı çocuk olursun. Peki çiftle tekin çarpımı nedir? Arkadaşlar ç bir tane çift varsa sayıların içinde bir tane çift varsa o zaman bu çarpmaya bir tane iki girdi mi girdi. O zaman zehri aldı mı aldı. Zehri aldıysa daha da kurtulamaz bu çifttir arkadaşım. Peki bir çift girdi. iki çift girdi. O zaman katmerli çifttir. Kesinlikle bu da çifttir. Peki çift nasıl olmaz hocam sonuç? Tabii ki tekle teki çarparsan her zaman tektir. O zaman sana bir pratik bilgi. 100 tane 1 milyon tane sayı var. Hepsi çarpılmış. Cevap tek çıkmış. O zaman o 100 tane 1 milyon tane sayının hepsi de nedir? Hepsi de tektir. Çünkü bir çift olsaydı cevabı çift yapardı. Peki arkadaşım 1 milyon sayı çarpılmış Hepsi sonuç çift çıkmış. Hepsi çift midir? Hayır. Bir tanesi en az çifttir derim. Gerisi tek de olsa önemli değil ama bir tane çift vardır işin için derim. Geçerim. Bu, bu tablo çok önemli. Al sana süper bir tablo. Ekran görüntüsü al. Durmadan bak. Zaten iki dakikada ezberlersin. Sen zeki çocuksun dedim geçtim. Model soruya bakalım. Arkadaşlar burası bizim için önemli. Ne diyor? X, Y tam sayı. Eyvallah. Peki şu kavrama bakarsam, şu kavrama bakarsam ne diyor bana? 4x diyor. Peki x'in önünde 4 var mı? Var. Çift mi? Çift. Çiftle neyi çarparsan çarp bunun cevabı çifttir. O zaman bak x ile ilgili bir bilgim yok soru işareti. Ama ne oldu? 4 xle ilgili bir bilgim var çift. Artı 3Y ile ilgili bir bilgim yok. Çünkü tekle neyi çarparsam onu alıyor. Teki çarpsam tek, çifti çarparsam çift. Burayla ilgili bir bilgim yok. Ama cevaba bakıyorum. Cevabım da çift. O zaman arkadaşım, o zaman ne diyorum? Çiftle neyi toplarsam ya da çıkarırsam çifti. Tabii ki de çifti. O zaman ne oldu? 3Y dediğim şey çift oldu. Peki teki neyle çarparsan çift olur? Tabii ki de bir tane çift olması gerekiyordu. Y de çiftmiş. Peki X nedir? X ne oldu? Soru işareti bilmiyorum. Ama Y nedir? Y kesinlikle çifttir. O zaman daima sorusunda garanti altına alanlara bakacağım. X artı Y çifttir. X neydi? Bilmiyorum ki. Tek de olabilir, çift de olabilir. Çiftle toplarsa değişir. Y çift eyvallah ama bunun ne olduğunu bilmediğim için bir daima çifttir diyemem. Geçtim. Daima değil. Olabilir de olmayabilirdi. Daimayı sorduğu için sildim. Peki x çarpı y. Y çift mi arkadaşım? Evet. O zaman ne olacak? Y çiftse bunun ne olduğunu bilmene gerek yok. Bir çift ne yapardı? Zehri verirdi. Zehri verirse kurtulamazdı. O zaman bu da çiftti. O zaman dedim ki bu daima doğrudur. Peki y çift mi? Y zaten sorunun içinde kafadan çift olarak bulmuştum. Al sana model. İşte soruyu yaptım. Keyfin yerine geldi mi? Geldi. Bak ne kadar da güzel gülüyor. Geçtim. Ardışık sayılar. Ardışık sayılar nedir? Belirli bir kurala göre ardarda ardarda gelen sayılardır. Mesela ardışık tam sayı. Tam 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 gelecek. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Bak ardışık belirli bir kurala göre bir bir artan sayılar. Ardışık tam sayılardır. Peki tekler? Evet tekler de bir, bir kurala göre gider. Ne yapar? İkişer ikişer artı arta gider. Tamam, teşekkürler. Ardışık çift sayılar nedir? Belirli bir kurala göre gider hocam. İkişer ikişer artar. O zaman bunlar da ardışıktır. Gel gör ki illa bana tam tam vermesine gerek yok. Bazen de diyecek ki hocam 5'in katı olan ardışık sayılar Eksi -15, -10, -5, 0, 5, 10. Bunlar da ne yapacaklar? 5'in katı olan ardışık sayılar Bunlar da zıplaya zıplaya beşer beşer gidecekler. Bunlara da ardışık sayı dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar biraz sakinleşelim. Neden? Çünkü matematik tarihinin en önemli formüllerinden biriyle karşı karşıyayız. Bunu mantıkta da kullanmıştık aslında. Kümelerde de kullanmıştık. Bu daha nerelerde nerelerde karşına gelecek. Neden? Çünkü bu formül çok önemli. Yıldız, 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 128 tane yıldız. Çok önemli. Neyi peki hocam bunun önemi? Arkadaşlar internete Gauss yazalım ve küçük bir hikayesi var. Onu dinleyelim ya da okuyalım. Yaklaşık böyle bir 3-5 satır bir şey. Okuyalım. Bu formülü bulmuş adam ve çok da iyi etmiş. Bizim bütün işimizi çözüyor. Ne o hocam? Arkadaşlar terim sayısını bulmaca. Ne o? Son terimden ilk terimi çıkartırım. Artış miktarına bölerim. Şu arada çıkartma işleminde sanki bir eleman kayboldu. O kaybolmayı da bir kere de eklerim bulurum. Kaybolmadı aslında ama kayboldu gibi düşün. Bir ekledim onu da geri, geri çağırdım gibi düşün. Şu biri unutmamış ol. Terim sayısı son terim eksi ilk terim. Artış miktarına bölüyorsun. Artı bir ekliyorsun. Geçtim. Bir de ortanca terim diye bir şey var. Terimlerinin Tam ortadaki sayıyı bulmaca. Nedir o? Son terim eksi diye bu. Bu da artı ilk terim bölü 2. Bu da işte sana ortanca terimi verir. Peki hocam bunları bize niye anlattın? Şu yüzden arkadaşlar. Ardışık sayıların toplamı terim sayısı çarpı ortanca terimdir. Terim sayısı çarpı ortanca terim. Hocam bu formül çok uzun değil mi? Değil. Bir kere alış, daha da bırakamazsın arkadaşım. Çok böyle tekerleme gibi çok tatlı bir formül. Terim sayısı çarpı ortancı terim. Terim sayısı nasıl bulunuyor? Böyle. Ortancı terim böyle. Formül 128 yıldızlı. da oku birazcık. Bilinçten bilgilen dedim. Geçtim. Peki bu soruda bakıyorum. 9 kaç artmış? 4. 13 kaç artmış? 4. O zaman burası 4 4 artan bir sayı mı? Evet. 4 4 artmış nereye kadar gitmiş? 45'e kadar gitmiş. Peki arkadaşım şunu bir sorayım. Bunlar ardışık sayılar mı? Evet. Ardışık toplamlar mı? Evet. O zaman bunların toplamını nasıl bulurum? Hocam Gauss formülüyle ya da Samet yöntemiyle veyahut da Ahmet yöntemiyle ismi hiç önemli değil arkadaşım. Kimin yöntemi oldu? Biz yeter ki formülü bilelim. Ne o? Terim sayısı çarpı ortanca terim. Ne yaptım? Burayı hemen terim sayısını bulacağım. Terim sayısı neydi? Son terim 45. Bak hemen formülü yazıyorum. Eksi İlk terim. Arada bir tane kayboldu. Hemen artı bir de unutmadan ekliyorum. Aşağısı ne? Artış miktarı. Terim sayısını buldum. Çarpı ortanca terim. Ortanca terim en kolayı. Son terim eksi değildi. Artı. İlk terim bölü 2. Bak bu hep 2. Bu hep 2. Ama bu artış miktarı. Her şeye göre değişebilir. Dedim. O zaman baktım buna. 45-9 36. 4'e böldüm. 9. 1 ekledim. 10. Al sana 10 tane Burada ne varmış? Terim varmış. Peki çarptım kimle? 45 ile 9 topladım. 54 böldüm 2'ye. 27. O zaman burayı da 27 yaptım. Cevabım kaç çıktı? 270. İşte bu formül bu kadar tatlı, bu kadar önemli bir formül. Niye? Çünkü ardışıklar hep sayılar gelecektir. Sınavlarda da çıkacaktır. Bunları bilirsek müthiş olur. Asal sayılara geldim. Asal sayılar nelerdir? bölme bölünebilmede de her yerde çok işine yarayacak. Bir ve kendisinden başka kimseye bölünmüyor bu adam. Ve birden büyük olanlardır. Mesela iki, bire bölünür bir de kendine bölünür. Üç, başka kimseye bölünmez. Bir ve kendi. Beş, yedi, on bir, on üç, on yedi, on dokuz. Bak bunların hepsi yirmi üç. Bunların hepsi nedir? Böyle gider. Ne yaparlar bunlar arkadaşım? Bire bölünür sadece bir de kendisine bölünür. Başka bir şeye bölünmez. Peki hocam asal sayıyı anladık. Aralarında asal demek. En az iki kişi olacaklar. Aralarında asal şu demek arkadaşım. İki kişi olacaklar ya da daha fazla birden başka ortak bölenleri olmayacaktır. Tamam hocam. Bunları asal sayı dedin. Aralarında asal dedin. Bakalım hemen örneğe. 4 ile 9. 4 ile 9'u kim böler? Hocam 4'ü 2 bölüyor. Arkadaşım ortak diyorum ortak. 4 ile 9 ortak böleni yalnızca birdir. Evet bu aralarında asaldır. 6 ile 25. Hocam bunlar asal sayı değiller. Beni ilgilendirmez. Beni aralarında asal mı değil mi o ilgilendirir. O zaman ne diyorum ben? 6 ile 25'in birden başka böleni var mı? Yok. O zaman bu da nedir? Bu da buraya çarpı koyduğuma bakma. Bu ortak böleni yoktur yani. O zaman nedir? Bu da aralarında asaldır. Bu da aralarında asaldır. Aralarında asal olması için asal sayı olmalarına gerek yok. Ortak bölenleri bir olacak dedim. Geçtim. Arkadaşlar asallarla ilgili dikkat 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 etmemiz gereken çok önemli şeyler var. O da nedir? Çift sayıda çift asal sayı sadece ikidir. Müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Çok böyle çakal cin sorular gelecek. Bunlar da nedir? Sadece çift ikidir. Aralarındaki farkın bir olanı nedir? Tabii ki de diğerleri çift olmadığı için çiftten bir sonraki 3 olduğu için sadece 2 ile 3'ün farkı 1'dir. Gerisinin en az 2 ve daha fazladır dedim. Bu da çok önemli geçtim. bir bütün sayılarla aralarından saldır. Tabii ki de birden başka böleni olmadığı için birin 1 bir ile 8 mesela birden başka bölenleri olmadığı için bunlar aralarından saldır. Ve ardışık sayma sayıları bunlar da aralarından saldır. 7 ile 8 aralarından saldır. 11 ile 12 aralarından saldır. Neden? Çünkü bunların arasındaki fark 1. Zaten en ufak 2'ye bölünmeleri lazım. Bunların arasındaki fark 1 olduğu için tabii ki de 2'ye bile bölünemediyse kimseye bölünmezler ortak dediğim. Bunları bildin. Geçtim. Model soru. Model soru. İşte ağza açık izliyor bizim Tonguç. Bakıyorum hemen ne yapıyor? X, Y, Z asal sayı. Merak etme şimdi yapacağım bunun hepsini. Arkadaşlar bakın asal sayılar iki sayının çarpımı şeklinde yazılır mıydı? Hayır. Niye? Çünkü asal sayı bir kendine bölünürdü bir de bire bölünürdü. O zaman arkadaşım iki sayılardan bir tanesi kesinlikle iki çarpım şeklinde yazılıyorsa bunlardan biri 1 bir olmalı. Neden? Mesela bak şimdi x eşittir 7 çarpı 3 olsun. x eşittir ne olur? 21 olur. Peki 21 sadece 1 ve kendine mi bölünüyor? Hayır, 3'e, 7'ye, 3'e 7'ye de bölünüyor. O zaman bu asal sayı dedir. Değildir. O zaman demek ki buraya ben yalnız ve yalnız 1 yazabilirim. Peki y ile z asal sayı değil miydi? Evet. Peki aralarındaki fark 1 olan kim vardı? 3 ile 2. O zaman y 3'tür, z 2'dir. 3'ten 2 çıkmıştır. Peki burası 1 ise e bu da 7 idi. X'e ne kaldı? X de işte sana 7'dir dedim. Bunların toplamını soruyor bana. X artı Y artı Z toplamı 12 etti. Ve bunu da buldum. Geçiyorum. Ne yaptım arkadaşım? Ne dedim? Bilgiler çok önemli. Bak 2 sayının çarpımı olamaz. Farkları 1 olan sadece 3 ile 2. O zaman bu 1'dir. 1 ise 7 kere 1 asal sayıdır. Ağzını kapat Tonguç çünkü soruyu yaptık geçtim. Model soru 2-3 tane asal sayı var buna yine burada. Peki arkadaşım biraz önce sana ben neyi gösterdim çarpımlarını söyledim. Burada 3 sayının çarpımı çift. Peki hocam 3-5-7-11 bunların hepsi tekti. 3'ünün de çarpımı tek 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 milyon kere tek olsa cevabı tek olmalıydı. Ama bunun cevabı nasıl 154 çıktı? Çift çıktı. Çünkü arkadaşım nasıl biliyor musun? Bir tane çift asal sayı var ki olayı tamamıyla değiştiriyor. O zaman bunlardan birisi kesinlikle iki. Mesela C2 olsun. O zaman 154'ü de 2'ye bölersen kaç eder? 154'ü 2'ye böldün 77 eder. 75 kere 75 kere 2 150. 2 kere 2 4 demek ki 154. Öyle pratik bir çarpma yaptım. Onu da bir anlamaya çalış. O zaman bu ikisinin çarpımı kaç? 77. A çarpı B 77 ise hangi iki asal sayının çarpımı 77'dir? Tabii ki de 11'e 7. Hocam nereden bildin A'nın 11 olduğunu? Bilmedim ki. 1'e 11, 1'e biri 7 dedim. O zaman yazayım. Bu 11, bu 7, bu iki. Toplam değişir mi? Değişmez. Yerlerini değiştir, değişmez. Çünkü niye? Toplamada yer değiştirme özelliği vardı. O zaman 11, 2 daha 13, 7 daha 20 dedim. Bu soruyu da modelini yaptım, geçtim. Yeni bir kural, şey yeni bir sayı arkadaşlar. Kural nereden çıktı? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayıları da arkadaşlar nasıl gösteriyoruz biliyor musunuz? Q diye gösteriyoruz. Qation yani bölme, bölünme gibi... Biz burada Q ile gösteriyoruz. Aklımızda kalsın. A ve B tam sayı olmak üzere. Bak buralar çok önemli. A bölü B şeklinde yazılabilen ama sıfır olmayan. B sıfır olmaz. Neden? Çünkü öyle bir şey olamaz. Şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı diyorum. Ne olacak? Tam sayı bölü tam sayı olacak. 4 bölü 3 tam sayılar mı? Evet o zaman bu rasyonel sayıdır. Eksi 5 tam mı? Evet negatif tam sayı. O zaman 7 tam sayı mı? Evet. O zaman bu tam sayıdır. E, rasyonel sayıdır arkadaşım. 2. Hocam 2. Nerede bunun böleni? Bütün tam sayıların altında görünmez bir vardır. O zaman nedir? 2 tam sayı, 1 tam sayı o zaman bu rasyonel sayıdır işte. Eksi 3'e geçtim. Eksi 3'ün altında görünmez bir vardır. Eksi 3 tam sayı, 1 tam sayı al sana rasyonel sayı oldu. Peki hocam sıfırın altında ne vardır? Sıfır istediğini alır. Mesela sıfır bölü 5 nedir? Sıfırdır. Bunu burada bir yıldızla göstereyim arkadaşım sana. Yıldızla göstereyim. Sıfır bölü sayı sıfır bölü sayı nedir? Sıfırdır. Bak bunu unutma. Çok önemli. Diğer bir yıldız. Sayı bölü sıfır nedir? Tanımda var mı sıfır? Yok. O zaman bu da tanımsızdır. Çünkü tanımda olmayan şey tanımsızdır arkadaşım. Dedim geçtim. Bunları unutma. Hocana bir daha sorma. Hocanı yorma. Sıfır bölü sayı sıfırdır. Sayı bölü sıfır tanımsızdır dedim geçtim. Sıfırın altında altı olabilir, yedi olabilir. Ama cevap sıfır olduğu için bu da bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayılar nedir? Q ile gösterilir. İki sayının bölümü olarak yazılır. Her tam sayı rasyonel sayıdır. Evet her tam sayı rasyonel sayıdır. Küme mantığıyla söylersem o zaman Z'ler alt kümesi midir Q'nun? Evet dedim bu aklımda olsun ileride kullanacağım diyerekten bu olayı da bitirdim. İrrasyonel sayı kimdir? İrrasyonel de rasyonel olmayanlardır. Yani A bölü B şeklinde yazılamayanlardır. Irrational yani ir olmayan demek. O zaman rasyonel olmayan dedim ve bunları ne yaptım? A bölü B şeklinde yazılamaz. Ama öyle anlama sen. Sen ne yap biliyor musun? İki olay var. Bir, iki. Virgülden sonraki kısmı düzensiz olan sayılara irrasyonel de ve onu ara. Mesela pi. Pi sayısı 3,14 diye gider. O yüzden de arkadaşım bu virgülden sonrası düzensiz olarak gittiği için bu irrasyoneldir. E sayısı Şimdi şimdilik bilmiyorsun. İleride göreceksin matematikte. Ama sadece şunu bir ir, e, burada da e sayısı 271 nokta nokta diye düzensiz gider. O zaman bu da bir irrasyonel sayıdır. Peki irrasyoneller sadece virgülden sonrası düzensiz olanlar mı? Hayır. Kökten dışarı çıkamayanlar da mesela bak kök 5 çıkamaz. Kök 4 çıkar 2'dir. Bu rasyoneldir. Ama kök 5 çıkamaz. O zaman irrasyoneldir. Kök 7 çıkamaz. irrasyoneldir. Hemen bir tane soralım. Kök 16. Hocam kök 16 rasyoneldir. Kök 17. Kök 17 nedir? İrrasyoneldir. Peki irrasyoneller neyle gösterilir? Bak buradayken aklıma geldi. Q üssü Q tümleyeni rasyonelin tümleyeni. Zaten adı üzerinde rasyonel olmayan. Rasyoneller rasyonel olmayanlar. Dediğim iki olayı var. Virgülden sonraki kökten çıkamayanlar. Bunu boş ver. Bu ikisine bak dedim. Geçtim. İşte bomboş kalbin kadar temiz sayfayı bana ayırdığın için teşekkürler derecesinde bomboş bir sayfa. Peki bu sayfayı ne yapacağım? Ben dolduracağım. Nasıl? Reel sayılar dediğimiz gerçek, gerçel sayılar. Sorularda reel sayı diyebiliyor, gerçek sayı diyebiliyor, gerçel sayı diyebiliyor. Real sayılar yani R ile gösterilir dedim. Rasyoneli ve irrasyoneli oluşturan sayılara ne denir? Reel sayılar denir. Peki arkadaşım, peki sana bir soru. En baştaki kümem neydi? Saymaydı. Ya da böyle göstermiyorduk. Sayma sayılarıydı. Peki şöyle bir küme çizsem. Bu sayma sayıları nedir arkadaşım? Birden başlayan, say dedim, birden başlayan sayılardı. Peki buna bir sıfır eklesen, yani kümeyi az büyütsen, bu kümede doğal sayı mıdır? Evet. Niye? Sıfır eklendi, küme büyüdü. Peki doğal sayılar 0 ve sonsuza kadar giden pozitif sayılardı. Buna negatifleri de eklesem yani buraya tam sayı diyebilir miyim derim. Biraz önce ne, ne görmüştüm? Tam sayılar rasyonelin alt kümesiydi. O zaman bir de buraya ben bölürlü şeklinde yazılanları eklesem bu da bunları kapsadı mı? Kapsadı. En sonunda da arkadaşlar bak buraya büyük bir küme çizersem buraya büyük bir küme çizersem benim rasyonellerim nerede? İşte bunların hepsi rasyonel aslında. Peki rasyonel olmayanlar kimler? İşte şu kümenin geri kalanı da kimdir? Q tümleyen yani irrasyonellerdir. İrrasyonelde rasyonelin toplamı kimdir? Herkesten büyük reel var dedik. O zaman anladık. Bunu küme şeklinde de göstereyim. Nasıl gösterelim? N artı alt kümesidir. N'nin alt kümesidir. Z'nin alt kümesidir. Rasyonel'in onların da alt kümesi nedir? R'dir. Peki bir tane daha bir şey gösterelim. Q Q ile Q'nun tümleyenini birleştirirsem cevap reel sayılardır dedim. Burası ayrı, burası ayrı. Bunu da anlattım, geçtim. Arkadaşım neredeyse bitirdik. Artık sona geldik. Pozitif negatif sayılar Sıfırdan küçük olanlar negatif, sıfırdan büyük olanlar pozitif. Hocam bunu niye sona koydun? Çünkü şu arada mesela ne var? 7 bölü 2 var. 3,5. buçuk. Bu da işte pozitiftir. Ve bu da bir pozitif sayıdır. Peki burada ne var mesela? Eksi 3 bölü 2 var. Yani eksi bir buçuk var. Bu da bir pozitif sayıdır arkadaşım. Pardon özür dilerim. Bu da bir negatif sayıdır. Çünkü neden? Sıfırdan küçükler negatif. Sıfırdan büyükler pozitiftir buradan ne diyor sayı doğrusunda sağa gittikçe sayı değeri büyür evet sağa gittikçe sayılar büyür çünkü negatiflerden pozitiflere geçerler tam tersini söyleyelim sola gittikçe de sayılar küçülür o zaman bana karşılaştırma verdiğinde sayı doğrusunda sağda kalan mı büyük solda kalan mı büyük tabii ki de sağdakiler büyüktür niye sağa doğru gidildikçe büyür peki hocam sıfır nedir sıfır nötrdür arkadaşım kimseye bulaşmaz ne pozitif ne negatif ortada bir yol izler. Bunu da söyledikten sonra artık sonlara gerçekten geldim. İki sayının çarpımı pozitifle pozitifin çarpımı pozitiftir. İki tane sayının çarpımı, iki negatifin çarpımı pozitiftir. O zaman ne anladım? Ne anladım? İşaretler aynıysa çarpım pozitiftir. İşaretler aynıysa çarpım pozitiftir. Farklıysa negatiftir. Tüm sayıların, tüm sayıların, tüm değil tabii ki de, Pozitif tüm sayıların kuvvetleri hepsi pozitiftir. Mesela 3 üzeri 5, 5 üzeri 22. 3'ün 5 kere çarparsan yine pozitiftir. 5'i 22 kere çarparsan yine pozitiftir. O zaman pozitif her şey pozitiftir. Peki negatif sayıların bak nokta 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 negatif sayının şimdi yazıyorum bak. Negatif sayının üssü çift ise Negatif sayının üstü çift ne demek? Mesela eksi 2'nin üzeri 4 olsun. Bu ne demek biliyor musun? Eksi 2'yi 4 kere çarp demek. Peki 4 kere çarparsam her iki tanesi birleşince artı mı yapıyordu? Her iki tanesi birleşince artı mı yapıyordu? Bütün artılar artı mı yapıyordu? O zaman negatif bir şeyin üssü çiftse sayı pozitif olur. Üssü tekse sayı negatif olur dedim. Çünkü niye? Mesela 3 tanesini çarp Bunlar artı yaptı ama bu yine bunu eksi yaptı dedim. Bunu da bir arkadaşım model sorumu soruyorum. Sonrasında bir görsel daha var. Olayı bitiriyorum. X, Y, Z reel sayı. X de Y de sıfırdan küçük yani negatifler. Z nedir arkadaşım? Z pozitiftir. Aşağıdakilerden hangisi sıfır olabilir diyor. X ile Y'yi çarptım. Nedir bunun cevabı? Eksi ile çarparsam artı. Arada artı var. Bir de ne var burada? Z de artı. Artı artı kesinlikle tamamen artıdır. O zaman bu sıfıra eşit değildir. X ile Z'yi çarptım. Eksi artı ile çarpılınca bir önceki slide, bir önceki şeyden kağıttan biliyorum. Burası da eksidir. Peki Y neydi? Eksiydi. Eksi eksi toplanırsa borç borç daha da borç eder. Bunun cevabı kesinlikle eksi çıkar. Bu artıydı. Bu eksi. Bu da sıfır değildir. Y ile Z'yi çarparsam bunun cevabı eksidir. Artı eksi bir şey gelirse borç borç daha da borçla toplandı. Bunun cevabı da eksidir. Peki X eksi artı Y eksi. O zaman bunlar ne olacak? Daha da eksi. Artının önüne eksi koymuşum. O zaman ne yaptım? daha da eksi olmayacak mı? Artıyı da eksi yaptım. Eksi eksi bunlar çarpma değil arkadaşlar. Arada artı var gibi düşünebilirsin. O zaman ne olacak? Burası da kesinlikle daha da eksi olacak. Şurayı ben düzgün açıklayayım. Burayı hızlı geçtim. Bakın eksi var. Eksi z dediğim sayı artıydı. Doğru mu? Peki artı ile eksi bir araya gelirse ne olur? Eksi. Eksi eksi daha da eksi demek. O zaman bunun cevabı eksi. Cevabım çıktı ama olsun. Bakalım x ile y'yi çarptım. Kesinlikle artıdır. Artı bir şeyden neyi çıkartacağım? Artıyı çıkartacağım. Artıdan artı çıkarsa sıfır olma ihtimali var mı? Var. Olmayabilir mi? Olabilir. Ama bana sıfıra eşit olabiliritesini soruyordu. Olabiliritesini söyledim ve geçtim. Arkadaşlar Ödüllü sorudan bir önce bunu da söyleyelim. Aslında biz orada kullandık ama olsun. Artı ile artıyı toplarsan daha da artı olursun. Parana para kattın daha da para. Borca borç kattın daha da borç oldu. Peki eksi ile artı toplanırsa ne olur? Artı olabilir. Artı daha büyük bir sayıysa cevabım artıdır. Peki eksi daha büyük bir sayıysa cevabım eksi çıkar ama artı eksi birbirine eşitse cevabım 0 da çıkabilir dedim. Videomu bitirdim. İşte ödüllü soru. Ödüllü soru karşınızda. Cevapları yoruma bekliyorum. Görüşürüz.